Kendime gelmedim ama şimdi biraz gideyim, biraz şey yapayım. Çok rüzgarlı, etrafı ağaçlarla çevirip yer bulup kamp atmam lazım, yoksa üşüteceğim. Çok ince giydim, güneşe aldandım biraz. Güneş tutuyor ama rüzgarı bayağı etkili. Mesela şu ev bile olur da takacak bir çekimleri gerek yok. Bize daha doğal bir şey lazım. Ama tek su halinde çamaşır dikmişler ama yeterli değil tabi. Ona daha sıkı lazım. Yoldan çıktım. Pek ağaç yok değil baktığım yol üstünde. Evet, ormana doğru yürüyorum şu an. Şurası galiba Kardemir. Şunu bilmiyorum ama duman çıkan yer Kardemir olacak. Yani. Kardemir'in üstündeyim şu an. Evet. Seyrek ağaçlı bir yer arıyorum. Ufak bir ateş yakıp bir şeyler içeceğim. Tamam. Buraya yol yapmışlar da hiç daha ağaç yok arkadaş ya. Bu nedir ya? Bu tarla buralar. Set yapmışlar. Ne yapmışlar ya? Bilmiyorum. Buradan ineceğim de nereden ineceğim? Uzaklaşmak istemiyorum ama
uzaklaştık bir kere ya. Nedir acaba ya? Oo. Bu çok iyi ya. Burada kendisi mekan. Hayvan falan yoksa hiçbir sıkıntı yok. Alçak ağaçlara en sevmedim. Lan. Oo. Kocaman eşek arısı var lan. Aralarda da tırsarım. Anlamış oldunuz zaten. Kurulmuş mu? Tam çözemedim ama. Buldum. Kırıyorum. Ateş yakacağım. Ama biraz şifayı kaptım galiba. Burası pek esmiyor da. Diğer her yer esiyor. Kısmen karabük ayaklarım onun altında yani. Kısmen. Tam değil. Bakalım bir sürü rüzgar geliyor ama şu an. Niye böyle oldu? Kırdığımda tam kuru gibi değil. Yani kuru da. Aşırı kuru değil. Odunları kırayım, belki şu ağaca sırtımı veririm ya. Sırtım üşümesin. Biraz çok çeşit topladım. Hazırladım şeyi, sistemi. Şuraya takacağım şeyi. Gemlik tarzı bir şeyim. Şöyle kaldı. Burada da biraz odun var. Bakalım yakabilecek mi? Yakayım da öyle. Çünkü uzun süredir yak. Ateşi yaktım ama çadırım hemen düştü ya. Demek iyi çadır yapamıyorum. Hemen dağıldı. Odunlar kuru herhalde, hızlı yaktı. Tek ateşte yandı ya. Ateşi çekseydim. Şimdi suyumuz ısısın diye. Biraz harlayacağım ateşi. Biraz sola kaydırmak lazım. Neredeyse demlik. Demliğe sıcaklık gelmiyor. Ateş küçük kaldı. Şöyle. Biraz horlayayım. Horlanınca o da ısınacak. Kısmet. Oo. Çimenler yandı lan.
Yaş çimen ya. Burada hayvan dışkısı var. Bunlar yüzünden sinek geliyor. Şu an uyuz oldum ona. Alevini çağırıyor. Yalnız benim odum da yandı. Böyle demliği alabilmek için makas tarzı bir şey yapmak lazım. İçindeki su bildiğin ısındı ya. Çok hızlı ısındı. Şu anki pek hesapladığım gibi olmadı şu an. Büyük ihtimal karıştıramayacağım. En iyisi ateşi biraz öldürmek. Yarasın diye uzandırdık. Sıkıntı oldu. Konserve kutusundan yaptım. Demli sarma konserve kutusu. Yıkadım ama yine sarma yağı kalmış galiba. Biraz yağ üste geldi. İnşallah tadını bozmaz. Bozmaz da iyi. Doldurdum. Bardağım yoktu. Su şişesini böldüm. Doldurdum ama tadı böyle biraz sarma tadı var. Tarus tadında bir şey yok da kokusunda sanki böyle sarma yağ kokusu var. Çözemedim. Plastikte sıcak içmek pek mantıklı değil ama. Şu an için yapacak bir şey yok. Güzel gelmiş. Yani burada parkur falan da yapılır yani. Skate parkı. Arılar falan var. Çok da sıkıntı olmaz yani. Karşıki dağın tepesinde hala kar var. Büyük ihtimal o da bakayım sarı çiçek mi? Sarı çiçek de olmayabilir yani. Sarı çiçek değil ya. Sarmalı ıhlamurt pek iyi gitmiyor. Aleykümselam. Yukarı abi. Takılır zaten. Takılırsam düşerim ya. Ha? Takılırsam düşerim. Yürürüm ben. Aslında ben de çıkarım. Dayı takıldı da. Dayı.
çıkamam. Kaptırmam lazım çıkabilmek için. Seviye yüksek olmasının demek ki her zaman avantajı yok. Kaldıramadım bisikleti. Bak yaparsa kalkamam ya. En iyisi yürümek. Kaptırıp çıkaran bir yolda yarısına geldim, öyle aklıma geldi çekmek. Sol tarafa gidecektim de biraz yoruldum, bir de dedim geri dönüş yol mesafem var. Dönmeyi sıkıntıya sokmak istemedim açıkçası. Şu köpek saldıracak gibi. Sanki rampa yukarıymış gibi duruyor ama aslında burası rampa aşağı. Ya boş çeviriyor. Pek zevk alamadım ama yine fena değildi. Şimdi o sağlam çıktığım rampaya ineceğim.